depremde yıkılan İstanbul'un tekrar mega kent olması ne kadar sürer? Şimdi tek tek de cevaplayabilirsiniz hocam detaylarıyla. Evet, şimdi tabii İstanbul'un büyük tahribat almaması için depreme hazır hale getirilmesi gerekir. Hı hı. Dünyadan örneklerle. Şimdi deprem en büyük çevre felaketi. Bir hesaba göre olası depremde İstanbul'da 25 milyon tonun üzerinde moloz birikiyor. Bu moloz inşaat molozu, evsel atık, sanayi atığı. Sanayi atığı dediğin zaman parlayıcı, patlayıcı, toksik maddeler. Şimdi bu katı ve sıvı atıklar, bunlar ortalığa saçılıyor. Şimdi bundan siz eğer bugün bu atıkları nereye götüreceğiz, nasıl gömeceğiz, nasıl bertaraf edeceğiz usulüne uygun planlamamışsan, bu atıktan geri dönüşümü de planlamamışsan, daha önce 99 depreminde yaptığı gibi böyle bir o telaşla bir an önce bunları kamyonlarla götürüp derelere, vadilere, maden ocaklarına, denize dökersin, üzerine kapatırsın. Şimdi bunu yaptığın zaman oh be bertaraf ettik, kurtulduk dersin. Halbuki öyle değil. Şimdi sen usulüne uygun bertaraf etmediğin atıklar zaman içerisinde fiziko-kimyasal reaksiyonlar sonucu ağır metal, zehirli, toksik maddeler üretirler. Yine çevre felaketi. Ondan sonra bu yaptığın diyelim ki tarımda, diktiğin sebzede, işte denizde, akarsuda, balıktan, midyeden vesaireden tekrar orada yaşayan insanlara döner ve o besin zinciri vasıtasıyla insanları hasta etmeye başlar, öldürmeye başlar. Şimdi dolayısıyla yani İstanbul'da böyle insanların oturduğu yerler yıkılırsa, ayrıca da sanayi tesislerinde sanayinin çarkları durursa, ekonomi çöküntüye uğrarsa, bakın bir pandemi oldu, ekonomi ne durumda? Bütün dünya çekiyor, biz daha beter çekiyoruz. Olası İstanbul depreminde eğer Marmara bölgesindeki sanayinin %60'ını içeriyor, eğer sanayi çarkları durursa bu çarkı tekrar aylarca tekrar eski durumuna getiremezsiniz. Ve sanayi Marmara bölgesinde çökerse Türkiye dizüstü ekonomik olarak çöker ve dolayısıyla da ekonomik bağımsızlığımız gider. Ülkenin ekonomik bağımsızlığı gider. O nedenle yani bu hazırlıkların bu şekilde düşünülmesi gerekir. Özellikle İstanbul'u tekrar bu duruma getirebilmek yıllarımızı alır. Bu turizme etkiler, bu sanayiye etkiler. Yani ülke bu bölgenin sendelemesiyle uzun dönem dediğim gibi ekonomik bağımsızlığını yitirir.